buraya geldiğine göre artık bana güveniyorsun diye düşünüyorum. Mesele benim sana güvenmem değil, senin bana güvenmen. Vural benim kocam. Ya işbirliği yapmazsam, her şeyi Vural'a anlatırsam? Öyle yapacak olsan, burada sen değil Vural'ın adamları olurdu. Naz'a ne olduğunu senin de merak ettiğini biliyorum. Aynı taraftayız Azal. Kimsin sen? Neyin peşindesin? Adım Cale. Gazeteciyim. Naz benim üniversiteden arkadaşım. Yani arkadaşımdı. Birdenbire ortadan kaybolmadan önce. Ne demek istiyorsun? Daha açık konuş. Vural'ı çok iyi tanırım. Naz'la flört ettikleri dönemden. Başta çok mutlulardı. Aziz abinin karşı çıkmasına rağmen evlendiler. Ama sonra Vural bambaşka bir adama dönüştü. Hastalıklı bir şekilde kıskanıyordu Naz'ı. O büyük aşkı bir şiddete dönüştü. Naz ayrılmak istediğini söylediği zaman şiddet uyguladı ona. Beraber gittik karakola. Suç duyurusunda bulunduk. Ama sonra o dosya buhar olmuş. Onu öğrenince ben Vural'ın karşısına çıktım. Tehdit etti beni. Günlerce o adamlarını takip ettirdi. Sonra birdenbire çalıştığım gazete beni Lizbon'a muhabir olarak atadı. Anladım tabii Vural'ın talimat verdiğini. Ama çaresiz gittim. Neden? Gitmeyebilirdin. İstifa edebilirdin. Denemedin mi sanıyorsun? Sen kocanı tanımıyorsun daha. İstanbul'da öyle zindan etti ki bana. Sonunda Lizbon'a gitmekten başka çarem kalmadı benim. Naz da istedi gitmemi. Vural'ın bir şekilde bana zarar vermesinden korkuyordu o da. Zaten okumuşsundur mektupta. Bu sana son mektubum diyor. Arkadaşım beni korudu. Ama ben onu koruyamadım. Lizbon'dan döndüğümde Naz yok olmuştu. Ne adı, ne adresi, hiçbir şey. Neden Naz'ın abisine olanı seni anlatmadın? Aziz abiye gitmem, intihar etmem demekti benim. Vural yıllarca onun yanında yöresinde kim varsa hepsini izlettirdi. Sonunda zaten bir kumpas kurmuş, hapse attırmış. Bak ben eminim, eminim Vural'ın Naz'a bir zarar verdiğinden. Naz beni, abisini, yeğenlerini öyle habersiz bırakıp gitmezdi. Naz kaçmadı. Bence Vural'ı öldürdü onu. Bütün bunları ortaya çıkarmak için senin yardımına ihtiyacım var. Senin de Naz'ın akıbetini araştırdığını biliyorum. İzliyorum seni bir süredir. Avukata gittiğini biliyorum. Neden gittiğini de araştırdım. Amacımız ortak bizim Azal. El ele verirsek eğer Vural'ın ipini pazara çıkarabiliriz. Bana inanmak zorundasın. Birbirimize inanmak zorundayız Azal. Çünkü birbirimizden başka inanacak kimsemiz yok bize. Arkadaşım nerede? Sağ mı bilmiyorum. Daha da önemlisi, senin de başına aynı akıbetin gelmesinden korkuyorum. Aşkım hala inanamıyorum. Resmen hayallerim gerçekleşiyor. Senin sayende. Asıl sen benim hayallerimi gerçek yaptın. Tam bu hayatta ümidimi kesmişken hala güzelliklerin kaldığını hatırlattın bana. Kenan. Ben sana bir şey sormak istiyorum ama. Babanın vefat ettiğini biliyorum. Bir daha abin var. Henüz tanışmadık ama. Merak etme. Tanışacaksın nişanda.
Peki ya annen? Annem? Sadece nüfus cüzdanımda var biliyorsun. Gerçekte yok. Ben sizi öylece bırakıp gittiğine inanmıyorum. Yani evlatlarısınız sonuçta. Mutlaka bir sebebi vardır. Bir araştırsak, bulmaya çalışsak. Konuyu kapasak. Ya en azından bu mutlu günümüzde konuşmayalım. Özür dilerim. Ben seni kırmak istemedim. Kırmadın zaten. Üzülme. Yani sadece kapatalım. Başka zaman konuşuruz. Tamam mı? Ne yani şimdi? Nişan burada mı yapılacak? Kızım sen ne yapıyorsun? Niye acı çektiriyorsun kendine bu kadar? Artık herkes alışmalı anne. Özellikle ben alışmalıyım. Canım ne kadar yanacaksa yansın. Nasır bağlasın artık. Yoruldum ben. Gerçekten yoruldum. Ah be kızım. Ah be Azal'ım. Ne diyeyim ben sana? Hiçbir şey deme anne lütfen. Peki. Ama ben mutfaktan bir saniye bile çıkmam. Şeytan görsün o Demiroğulların yüzünü. Tamam, nasıl istersen. Hoş geldiniz. Burası çok güzel olmuş Azar. Burası salaş bir yer. Sizin davet verdiğiniz mekanlara pek benzemiyor tabii ama... benim tam kafamda olan konsepte uygun. Ben de böyle şaşalı değil, şirin, sade, böyle sıcak bir mekan istiyordum. Sevindim. Otursanıza. Ben arabadan eşyaları getireyim. İyi görünüyorsun kızım, toparlamışsın bayağı. Sağ olun. Yani Kenan bir an olsun yalnız bırakmıyor beni. Vitaminler, meyveler, temiz hava yürüyüşleri. Tabii sevgisi de en önemlisi. Onlarda ne var oğlum? İsimlerimizin yazdığı peçete klipsleri falan. Mutfağa götürelim o zaman onları. Ben göstereyim sana. Çok güzel olmuş burası, çok beğendim. Nereye koyalım? Ver bana. Bu güvenlik firmasını araştırdım. Bayağı büyük ve korunaklı. Ne yapacağız peki? Nasıl alacağız görüntüleri? Bilmiyorum. Aziz abiye bir danışayım diyorum. Olmaz Kenan. O da görür görüntüleri. Hem Vural'a düşman. Ya koz olarak kullanmak isterse? Güvenemem ben. Güvenemezsin. Sandığından çok daha mert bir adamdır ama. Olmaz dedim Kenan. Hem ikimizden başkasının görmesini istemiyorum o görüntüleri. Sakın bir hata yapayım deme. Aynen anlattığım gibi. Hallet, onu söp ortadan kaybol. Anladın mı? Tamam, tamam anladım. Kendimizi halletmemiz lazım. Ne yapayım? Hı? Gizlice güvenlik firmasına girip hard diski mi çalayım? Tabii ki hayır. Bir yolunu bulup ortadan kaldırmamız gerekiyor o görüntüleri. Kimseden yardım almadan. Tamam. Aziz abiye söylemeyeceğiz peki. Zamanımız da az. Vural'ı duydum. Hemen hallettirecekmiş. Anladık, anladık. Tamam. Bir yolunu bulacağım, düşüneceğim işte. Daraltma beni. Kenan! Kenan! Burada bizim süslerimiz var. Bunlarda isimlerimiz yazıyor. Ya pastacıdan aradılar bu tadım için. Tamam, tadarız biz de.
O zaman siz bana ne istediğinizi söyleyin. Ben yavaştan başlayayım hazırla. Tamam, hemen anlatıyorum sana. Şimdi burada bizim masamız olacak. Yukarıdan süsler sarkacak. Burası güzel olsun. Ondan sonra... burada da... Buraya projeksiyon atacağız. Burada bizim resimlerimiz yayınlanacak. Burada da açık büfe olsun. Yukarıda üstlere bir şey istiyor musun? Evet, tamam. Ya ışıl ışıl olsun istiyorum. Tamam. Tamam. Işıl ışıl olsun. Bunlar da peçeteler. İsimlerimiz. Her masada olsun bu çiçeklerden, olur mu? Rengarenk olsun istiyorum. Her masaya koyuyorum. Evet. Bunlar da sandalyelerin üstünde ama her sandalyeyi ayrıca koysun. İyi misin? İyi misin sen? İyiyim. İyiyim. Sanırım biraz heyecanlandım. Tamam, tamam artık gidelim hadi. Irmak da dinlensin biraz. Ama pasta? Hallederiz, hallederiz, sonra hallederiz. Tamam, her şey için teşekkür ederim. Rica ederim, sen merak etme, ben hepsini hazırlarım. Hadi. Bir iki taksit gecikti diye milyon dolarlık ihtarname çekmek ne demek Hakan Bey? Bu ne terbiyesizlik ya? Milyon dolarlık işlem hacimiz var bankanızda. Vural Bey, bakın inanın benim yetkilerim dışında bir durum. Hemen kredinizin geciken iki taksitini ödemeniz gerek. Gemi için kullandığınız meblağ çok yüklü. Üstelik geminiz Fransa'da bağlanmış. Ya Fransa'nın gemide bağlanmış olmasıyla sizin ne alakanız var? Gemi geri geliyor, yolda işte sıkıntı kalmadı. Banka yönetim kurulu kararıyla krediyi risk grubuna almış. Tamamını geri çağırıyor. Tamamen genel müdürlük yetkisinde bir durum. Hakan Bey, bu nasıl bir densizlik? Ne demek tamamını geri istiyor? Siz ilk defa Demiroğulları'yla çalışmıyorsunuz ki. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bundan sonra son çalışmanız olacak. Bana bakın, lütfen bana bir ay mühlet verin. Krediyi komple kapatacağım zaten. Ben size istediğiniz kadar mühlet verirdim ama prosedür belli. Konağa ipotek ettirdiniz. Ödemezseniz icra yoluyla yok pahasına satılır. Ya bana akıl vermeyin. Ben neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Siz o koltukta değilken ben sizin bankanızda çalışıyordum. Bir ay içinde ödeyemezsek konağı satarsınız, olur biter. Kiminle konuşuyordun öyle hararetli hararetli? Yok bir şey anneciğim. Tuğrul Bey'le konuşuyordum da. Ufak bir pürüz var. Ya ne soracağım sana? Bu sene kışı dedemlerin konağında geçirelim mi? Yok, Irmak'ın durumu malum. Bu sene onun yanından ayrılmam. Ya hep beraber gidelim diyorum yani, bütün aile. Sen ciddi misin? Evet. İyi de hiç hoşlanmazsın sen o konaktan. Ya aslına bakarsan hala hoşlanmıyorum ama ne bileyim, sen seviyorsun, Irmak da seviyor. İkinizin hatırına katlanabilirim. Ayrıca bu konak çok kalabalıklaştı. Balıkçı resmen bizimle yaşıyor. Orada daha fazla oda var. Balıkçıyla en azından sürekli burun buruna gelmiş olmam. İyi, tamam. Nişandan sonra geçeriz o zaman. Hani nişandan sonra yapmayalım. Yarın falan hazırlasınlar, öbür gün geçeriz. Aa, bu ne acele oğlum? Ya biliyorsun Melih, ben işte bir şeyi kafaya taktım mı hemen olsun istiyorum. Buyum bu, ne yapayım? Tamam. Selma'lara söyleyeyim, hazırlasınlar orayı o zaman. Çok güzel olur. Çıkıp Hazan'la konuşayım böyle. Çorbayı karıştırsan hadi, bile tutmasın. Hala o tatlılar şerbeti emmiştir. Onları bir tepsiye dizer misin? Oradan çıkarmak lazım. Ay yetişmeyecek. Yemin ederim yetişmeyecek. İlk günden yüzümüze gözümüze bulaştırdık işte. Ay Melek. İyi günler Hazal Hanım. Buyurun benim.
Bizi Vural Bey gönderdi. Nişan hazırlıklarınız için size yardımcı olacağız. Gerek yok. Biz yardım falan istemiyoruz. Ay nasıl yok Melek? Az önce nasıl yetiştireceğiz diyordun. Ya bırak kalsınlar. Hem akşama da adama ihtiyacımız olacak. Gerek yok. Yetiştiririz biz. Demiroğullarından hiçbir şey istemiyorum ben. Anneciğim, halam haklı. Bu gece alnımızın akıyla çıkarmamız gerek. Bu gecenin benim için önemini biliyorsun. Kimseye küçük düşemem ben. Rezil olamam. Bırak yardım etsinler. Of Azal, of! Neler açtın başıma? Tamam, ne yapıyorsanız yapın. Beni bulaştırmayın da. Tamamdır, böyle buyurun. Ben göstereyim size. Ne diyorsun abi? Ha, iyi mi böyle? Maşallah kaptan. Yakıyorsun yani. Bir kravat mı taksaydım ya? Yok ya, siyah iyidir. Güzel böyle. Vay. Koçum, hadi hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Aziz Usta yok mu? Yok, onunla acil bir işe çıktı. Ama sana selam söyledi. Aleyküm selam. Acil işe çıktı demek. Yakında anlarız neymiş bu acil iş. Neyse, ben kaçtım. Sonra görüşürüz. Eyvallah. Kenan, sen iyi misin? Çok. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? Harbiden mi? En azından Hazal'ın orada yapmasaydınız be oğlum. O da sen de daha çok acı çekeceksiniz şimdi. Hazal gayet iyi, hiç merak etme. Senden bir sıkıntı var, çözemedim yani. Sabahtan beri hadi. Çıkar ağzındaki baklayı artık. Hazal. Ya bu ırmak olayında kıskandığı için Ebru geçenlerde böyle bir şey söyledi. Hazal ırmağı çok kıskanıyor, o yapmış olabilir gibi. Ben asla böyle bir şey ihtimal vermedim tabii ama insan düşünüyor yine de. Mümkün değil. İmkansız. Nişan'ın bu konağa gelişimize denk gelmesi şahane oldu. Resmen anneannem ve dedem de yanımızda gibi değil mi anne? Öyle canım. Ne zaman bu konağa gelsem kendimi büyük huzurlu hissediyorum. Hayatımın en güzel günde burada hazırlanmak uğur getirecek bana. İnşallah yavrum, inşallah. Sana gerçekten acıyorum. Yazık. Irmakçı, heyecanlı mısın bebeğim? Evet, biraz. Karar verdin mi? Akşam hangi elbiseyi giyeceksin? Sürpriz. Irmak'cığım, çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Damat bey, bizim ortamın en güzel kızını kapmışsın. Ona çok iyi bak. Irmak bizim için çok kıymetli. Irmak benim için de çok kıymetlidir. Siz hiç merak etmeyin. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.
Bak hayatım, doktor bey geldi. Gonca ameliyatın arasından çıktı kendi ama. Hoş geldiniz. Bizi kırmadığınız için çok mutlu olduk. Ne demek? Böyle heyecanlı bir gününde hem gözümün önünde olmuş olursun. Tebrik ediyorum şimdiden Irmak'cığım. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Mutluluklar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nişan mı bulmuş? Boş ver Defne, takılma. Bu nişan olayı baştan sona saçmalık zaten. Zalcığım, anneni göremiyorum. Nerede Melek Hanım? Bize katılmayacak. Katılmayacak. Takdir edersiniz ki bunca yaşanandan sonra aramızda olmak istemedi. Müsaadenizle ben misafirlerle ilgileneyim. Ev sahibiyim sonuçta. Zalcığım, canım beni yanlış anlama ama... Bugün davetlerin önünde servise falan çıkmayacaksın, değil mi? Yani ev sahibi olarak karşılasın insanları diyorum. Ha? Olmaz mı? Lütfen. Annem haklı. Bırak bu akşam catering'dekiler çalışsın. Rica ediyorum. Kendi restoranında servis yapmak beni rezil etmez. Aksine şereflendirir. Ama sizin misafirlerinizi sizin gibi düşüneceğine merak etmeyin. Rezil etmeyeceğim sizi. Önce bitse de kurtulsak. Burak, ne söz vermiştin bana? Lütfen. Ay şu kardeşine baksana, ne kadar mutlu. Onun yüzünden katlanıyorum ya bu balıkçıya. Bana bak, Halil notu getirdi mi? Hayır. Anne, bu herif resmen bizle oynuyor. Şu nişan bir bitsin. Oyun nasıl oynanırmış göstereceğim ben ona. Ben dışarıdayım, hava alacağım biraz. Ama hayatım. Şimdi yüzükleri takacağız. Tamam anne, dışarıdayım, hemen geleceğim. Güzel bir gece. Ya, ne demezsin. Deminden beri konuşmak için fırsat kullandığının farkındayım. Gözün hep üzerimde. Ne söyleyeceksin çok merak ediyorum Defne. Yerinde olsam söyleyeceklerimi duymak için bu kadar sabırsızlanmazdım. Çünkü pek hoşuna gidecek şeyler değil. Defne, lafı gevelemeden söyle, uğraşamam seninle. Hazal'a yaptıklarını biliyorum. Seninle neden evlendiğinde. Ne saçmalıyorsun sen? Vuralcığım... Sanırım Hazal sana benim jinekoloğuma gittiğimizden bahsetmedi. Korkma. Hazal'ın bir şeyden haberi yok. Yani hala senin ona... Anladın işte. Sıkıntı yok yani. Tabii şimdilik. Burak Bey, anneniz çağırıyor. Yüzükler takılacakmış galiba. Hadi sen git. Zaten bu konu burada konuşulacak bir şey değil. Yarın uzun uzun konuşuruz. İyi misin? İyiyim tabii. Hiç bu kadar iyi olmamıştım. Hayatım, sen neredesin? Dışarıdayım, da hava aldım biraz. Akşamlar. Hoş geldiniz. Gelmezsiniz diye düşünmüştüm bu gece. Niye gelmeyeyim ki? Kenan benim çocukluk arkadaşım. Yalnız bırakamam. Haklısın. Bırakma tabii. Ama kaptılar arkadaşını. Bak. Şanlısının yanında orada. Kardeşin geldi. Abi, hoş geldin. Hoş bulduk.
Hazal'cığım, restoran çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Ebru'cum. Hadi biz Kenan'ın yanına geçelim. Olur. Hadi. İşte abi. Ahmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnun oldum. Ben de. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Tebrikler Irmak'cığım. Teşekkür ederim. Tebrikler Kenan. Sağ ol efendim. Evlilik, ortaklığın en mukaddesi, en kıymetlisidir. Ne mutlu bize ki kızım, şirketlerimizin ortağıyla, sözüne, kalbine güvendiğimiz bir insanla bu birlikteliğe adım atıyor. Ben her ikisine de, ailemize de hayırlı uğurlu olsun diyor, mutluluklar diliyorum. Sağ olun. Geldiğinizde. Bunu size bıraktılar o zaman. Allah kahretsin. Bu benim günlüğüm. Nedir bu saçmalık? Neden kalıyor bu? Kim koydu bu şeyi buraya? Kapatın şunu! Kapatın! Kapatın diyorum size! Kapatın dedim! Kapatın! Nasıl? Nişan hediyemizi... İnşallah beğenmişsinizdir. Ne demek oluyor bu? Ha? Bu notu kız kardeşim Naz Toprak ya da hepinizin bildiği, tanıdığı ismiyle Naz Demiroğlu yazmış bana. Fakat her ne hikmetse benim elime geçmedi. Kocası Vural Demiroğlu'ndan, yani bu karşınızda gördüğünüz adamdan çok korktuğunu söylüyor. Başıma bir iş gelmesinden korkuyorum abi diyor. Yani bütün bunlardan yola çıkarsak. Özetle Canan Hanım, artık hesaplaşmanın vakti geldi Demiroğulları.
abi. Korkma abicim, korkma, bir şey yok. Ne oldu Demiroğlu? Konu insanın kardeşi olunca hiçbir şenlik mi kalmıyor değil mi? Benim için de hiçbir şenlik mi yok bilesin. Bu akşam her şey açığa çıkacak. Söyleyeceksin. Anlatacaksın. Kardeşime ne olduğunu, ona ne yaptığını anlatacaksın. Aziz, indir o silahı. İzin ver beraber konuşalım. İzin ver baş başa konuşalım. Ne olur, Irmak hasta. Heyecanlanmaması gerekiyor. Bırak onlar gitsin, biz konuşalım. Hiç kimse buradan dışarı çıkmayacak. Kimse benim bacıma acımadı, ben de kimsenin bacısına acımayacağım. Abi, şimdi yeri zamanı değil. Sen karışma Kenan. Bu işin burada bitmesi lazım. Ne bu şekilde ne de burada bitecek abi. Bak sen... Aziz, yeter artık. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Beni artık kimse durduramaz. Kenan, ne olur bir şey yap, yalvarıyorum. Hadi Demiroğlu. Ya konuş ya da vurayım burada seni alnın çatında. Abi uzatma artık, uzatma. İndir silahını. Irmağa bir şey olursa vebalini alabilecek misin? İndir diyorum. Vural, sen ben baş başa konuşalım. İnat etme. Bu işten artık dönüş yok Kenan. 5 saniye süren var Demiroğlu. Ya konuşacaksın ya da burada vuracağım seni. Aziz. 5. Yalvarırım yapmayın lütfen, ne olur. Buradan dönüş yok Kenan. 4. Abi dinle beni, yapma. Aziz yalvarırım yapma. Buranın bir suçu yok. Aziz. Aziz ne olur yapma. Biz bir şey yapmadık. Seni de bizi de terk edip gitti. Bir haber bile vermedi. 3. O silahı bana çevir. Ne olur Aziz. 2. Bir suçlu varsa o da. Aziz. İndir o silahı, indir. Koçum, akıllı ol. Koy silahı yerine. Gencel, indir silahını. İndir silahını. Uzaklaş, Aziz'i vururum. Ve bir, zamanın doldu Demiroğlu. Anahtarın kopyasını alabildin mi? Ha. Az kalsın unutuyordum. Kasa Vural anasında. Merdivenlerin sonunda soldaki kapı. Tamam. Gel hayatım. Vural seni gördüğüne çok sevinecek. Umarım. Şirketi bir saate kadar kapatırlar. Bugün Irmak'ın nişanı var. Sen yine de biraz bekle, sonra çıkarsın. Naz'la ilgili bir şey varsa eminim o kasada. Thank you.
silahını indir yoksa bir sonrakini boşa değil kafana sıkarım. Yalvarıyorum. Ne olur lütfen bırakın, yapmayın lütfen. Aziz, izin ver Irmak gitsin. Lütfen. Kimse dışarı çıkmayacak. İşin gücün beni tehdit etmek, aileme rahatsızlık vermek, tedirgin etmek. Ama sen de ben de biliyoruz ki sen o silahı sıkamazsın Aziz. Peki bu adam? Bunu sen istedin. Yeter artık! Hasan, anne sen karışma. Orada kal. Yine ne istiyorsun sen? Neyin derdine düştün? Kardeşimin derdine güzel kızım. Bir mahsuru yoksa tabii. Sen şimdi çekil aradan. Benim hesabım Demiroğlu'yla. Sende bir işim yok. Çekilmiyorum. Kocam o benim. Problemlerini hep kavu kuvvetle, tehditle çözmeye alışmışsın belli ki. Herkesi sindirebileceğini, korkutabileceğini sanıyorsun. Mutsuzsun, bunu başkalarına yüklüyorsun. Kardeşine bir şey olduğunu düşünüyorsan bunu mahkemeye taşırsın. Orada söylersin ne söyleyeceksen. Burada genç bir kızın nişanında değil. İnsanlara silah çekerek, onlara saldırarak değil. Ben bu notta ne görüyorum biliyor musun? Kardeşini terk etmiş bir abi. Onu yalnız bırakmış bir abi görüyorum. İnsanlara nefretini, öfkeni kusacağına kendinle yüzleş. O seni değil. Sen onu terk ettin Aziz Toprak. Yüzleş artık bu gerçekle. Canım Aziz Toprak. Her zamanki Aziz Toprak. Hiçbir şey yapamaz o. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Hasan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz her şey için. İyisin değil mi? Daha iyisin. Ben gidip Aziz'le konuşacağım. Bunun hesabını söyleyeceğim. Hiç merak etme. Bir daha da böyle bir şey yaşanmayacak. Bu geceyi de telafi edeceğim sana. Şimdi dinlen biraz. Hadi Ahmet gidelim.